tabii ki yani yeni bir yaratılışta yaratılmışlardır diyor. Hı hı. Ama yani mesela insan saçı çok kalitelidir cennette. Kaşı gözü çok kalitelidir. Gözleri çok çok güzeldir ve çok anlamlıdır. Cildi çok düzgündür. Vücudunda hiçbir doğal ihtiyaç yoktur. Açlık, susuzluk çekmez. Üşümez. Fakat yani bu bizim anladığımız anlamda işte kalp, karaciğer o tarz fonksiyonlar yok. Yani yeni bir fizik kanunu sistemiyle Allah insanları yaratacak. Hı hı. Eğer insanlar cennetteki bir insanı görseler dünyadaki hiç kimseyi beğenmezler. Onun için Allah nimet olarak cenneti insanlara göstermiyor. Dünya gözüyle göremeyeceklerini belirtiyor Allah. Cennette insanlar insanın tahayyül edemeyeceği derecede güzel ve etkileyici olacaklar. Yani kadınlar da öyle, erkekler de öyle. Ve çok bedenli olacaklar. Yani insanlar yüzlerce bedene sahip olacaklar. Bir insanın yüzlerce bedeni olacak. Fakat tek bir ruha sahip olacak bu. O bedeniyle kimi yerde çarşıda gezecek, kimi yerde yemek yiyecek, kimi yerde uçacak cennet araçlarıyla, kimi yerde cennet araçlarıyla bir yerden bir yere gidecek. Ve istediği her şeye kavuşmuş olacak. Her şey orijinaldir. Cennet araçları da çok orijinaldir. Cennetteki uçaklar, cennetteki hava araçları da çok orijinaldir. İnsanların çok beğeneceği, hayret edeceği özelliklere sahiptirler. Ve hepsi sadece insan aklından geçmesiyle hareket ederler. Makyajı yapan Allah'tır kadına. Cennette de kadınların hepsi makyajlı olacaktır. Doğal makyajlı olacaktır. Böyle kelebekler gibi, çiçekler gibi gözleri sürmeli, dudakları yine öyle mükemmel görünümde. Her şeyleri çok çok güzel olacaktır. Yani tam bakımlı olacaktır. Bakım yapmalarına ihtiyaç olmayacaktır ahirette, cennette. Yani mesela kadınlar biliyorsun bayağı vaktini alıyor bakım yapmak. Ama öyle bir şey hiç olmayacaktır. Çünkü her gün daha da güzelleşeceklerdir. Her baktıklarında kendini daha güzel göreceklerdir. Ama dünya tabii bir az yeridir, eksiklik yeridir. Ama bir kadın süslendiğinde de onu Allah süsler, onu bilecek kadınlar inşallah. Cennet ehlinin vücudu da mesela tüy yoktur. Gözleri sürmelidir diyor. Gençlik zahil olmaz diyor. Cennet ehli cennette 30 ya da 33 yaşında sakalsız, tüysüz olacaktır diyor. Yani insanın sürekli sakal tıraşı olmak, saçı oluyor, kaşı oluyor. Ama yani sürekli böyle uzayan, vücutu rahatsız eden tüyleri olmuyor. Mesela kadınlar biliyorsun çok rahatsızdır böyle bir şeyden. Yani dünyada bir eksiklik olarak yaratılır o. Kadınlar için öyle bir sorun olmayacaktır. Yani açıklanması Kur'an'ın net. Yumurta gibi diyor Allah. Yani inci gibi, yumurta gibi son derece düzgün ve pürüzsüz olacağı belirtiliyor. Bu dünyada biliyorsunuz çok ciltler bozuktur. Yani hiçbir insan aşağı yukarı cildini beğenmez. Evet. Yani değil mi? Düzgün cilt olmaz. Cennet cildi son derece düzgündür. Yani son derece kusursuz mükemmelliktedir.